dindar kesim ki artık sol siyasette de herkes dini söylem içerisinde bulunuyor. Mesela birisi çıkıp kürsüden dese ki ahali Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapattık. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı her zaman ve her koşulda politize oluyor. Dolayısıyla camiye ve kışlaya siyasetin girmesine karşıyız ya, okula, camiye, kışlaya girmeyecek ya. Kışlaya da girdi, onu geçiyorum. Camiye girmeyecek. O yüzden biz Diyanet İşleri Başkanlığı'nı, kadrolarını vesairesini hepsini lağvettik. Bu parayı aldık, eğitime harcayacağız. Siz halkımız, değerli halkımız, tıpkı Alevilerin yaptığı gibi mütedeyyin halkımız. Çünkü unutmayalım ki Diyanet İşleri Başkanlığı maalesef bir mezhebin kurumu olarak görev yapıyor. Başka kimse içinde yer alamıyor. Dese ki siz dindar insanlarsınız. Mahallenizdeki caminizi siz yapın. O caminizin işte personelini siz karşılayın. İhtiyaçlarını da siz karşılayın. Cebinizden finanse edin. Çünkü bunu işte Museviler yapıyor, Hristiyanlar yapıyor, Türkiye'de Aleviler de yapıyor. Siz de yapın dese kim ne diyecek acaba? Gerçekten toplumun bu %99'u Müslüman olup da %60'ının diyelim Sünni olduğu bir toplumda Sünni vatandaşlarımız mahalledeki camiye, onun konutuna, belki gerekirse onun taşıtına, Mercedes alsın demiyoruz ama hadi reklam olsun, lüks araç alsın demiyoruz. Sahip çıkmaz mı? Dindar insanlar dinini yaşatmak için binasına da sahip çıkar, personeline de sahip çıkar. Dolayısıyla bu sorun da biter. Hiç kimse de kürsüye çıkarak dini bir değerlendirme yapıyorum diye siyaset yapamaz. Kaldı ki orada da bir demokrasi işleyebilir. Çünkü benim bildiğim kadarıyla din alimi değilim ama ezan okunmasında ve namaz kıldırılmasında hiçbir devletten sıfat edinmemiş insanların da ezan okuma, namaz kıldırma hakkı var değil mi? Yani evet, dolayısıyla orada bunlar, tabii bir takım eksikler var. Neyse şey yapınca onu, ben şuna gelmek şey istiyorum. Ben bir materyalist olduğum için bu teferruatı bilemem. Ancak şu eşitlik duygusunu önemsiyorum. Yani ibadethane ihtiyacı, hadi belediyeler yardımda bulunur falan ama madem şeyle karşılanacak, ibadet eden insanların ihtiyacı madem bu, o zaman taşın altına elini koyarak diğer cemaat, cami cemaati, nasıl cemevi cemaati, işte havra cemaati, kilise cemaati kendi işini görüyorsa görsün. Böylelikle bir elden alınıp öteki ele para verilmemiş. Tıpkı şunun gibi TRT'ye bizim vergilerimizle yayın yapılıyor diyoruz. Ama yayınlara dair hiçbir katkımız olabilemiyor. Yani örneğin Sayın Ocaktadın ben TRT'de konuşmasını izlemek isteyebilirim. Sayın Cem Toker'i izlemek isteyebilirim. Çağrılmıyor bile. Listeye bile giremiyor. Sen mesela neden hiçbir şekilde orada program yapamıyorsun? Hangi ölçüyle? Ha yeteneksiz dersin, işte kariyeri uygun diye falan. Bunun gibi şeyde de inanç gruplarında da yok eğer şöyle bakarsak, çoğunluğun tahakkümü diye bakarsak o zaman başka bir sorun olur. Fakat bu bir elde Kur'an, bir elde bayrak meselesi Türkiye'de yeni bir mesele değil. Burada Menderes'in de payı vardır. Burada Demirel'in de payı vardır. Zaten rahmetli Erbakan'ın bu konuda ideolojik perspektifi var. Ama bunları geçiyorum. Herkesin gözden kaçırdığı bir şey var. Siyasetçiler buna yapabilir. Ama Türkiye'de Amerikancı ordunun genelkurmay başkanı olarak darbe yapan 12 Eylül'de faşist bir lider diyebileceğimiz ya da bir diktatör diyebileceğimiz Evren, hatırlayın hepimizin yaşı uygun, bir elinde kutsal kitap, bir elinde bayrakla sokaklarda oy istemedi mi anayasaya? Bunu istedi. Bize Türkiye'ye koyu bir milliyetçi çizgi, acayip bir böyle kendisine göre uydurduğu bir dindarlık. Neden? Çünkü o zaman Türk Silahlı Kuvvetleri nasıl olsa biz istediğimiz zaman bunların kafasına vururuz. Dolayısıyla bunları alırız dedi. Ta 28 Şubat'a kadar. 28 Şubat'ta baktı ki sandıktan Erbakan çıkıyor. Baktı ki bu iş kontrolden çıkıyorsa ayar yapmak için tam tersinden vurmaya kalktı. 12 Eylül yanlıştı. 28 Şubat da yanlıştı. Ben yakın dönem travmaların ikisinde korkutucu olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü az önce Cem Bey'le uzlaştığımız temel konu olan laiklikte bir kere bu meselelerin hiçbiri demokrasinin, siyasetin içinde yoktur. İnsanların, hele yetişkin kadınların kılığına, kıyafetine
karışmak, insanlara bir milliyetçi duyguyla Türk'ün Türk'le yarışması, kim daha çok Türk'tür gibi bir şeye gitmek, yurtseverlik meselesini bir yarışmaya dökmek, cemaatleri bir takım isimlerle, bunu pazarlayan isimleri de biliyoruz işte, Şerif Mardin falan çıktı, cemaatler sivil toplum örgütüdür falan dedi. Sanki Amerika'daki bir liberal demokrasi var. Nilüfer Hanım çıktı, Paris'ten kalktı, dedi ki neydi o şeylerin girdiği, Afganistan'daki kadınların girdiği, burka dedi. Burka, bana çok cazip geliyor, mahrem bilmem ne oldu. Afganistan'daki kadınların anası ağladı, kaçarak geliyorlar. Paris'ten bunu söylemek kolay. Şimdi de bu yetmez ama evetçi bilmem ne hikayesi tartışmasında ona girmek istemiyorum ama mesela Sayın Ocak'tan burada tartışıyoruz. Bir kısmı gazetecilerin İsviçre'de, bir kısmı Amerika'da, bir kısmı hani kardeşim fikir tarzı memleketi biz bekliyoruz hala. Dolayısıyla bu işlerde demokrasinin kuralı fikrinin arkasında olmak. Şunu da söylemiyorum. Herkesi alalım geçmişteki kararlarından dolayı yargılayalım. Hayır, ama şunu yapalım. Ben eğri yaptım. Sayın Ocak'tan desin ki ya sen şöyle yaptın. Güzel. Ben de dedim ki siz böyle yaptınız. Cem Bey öyle değil. Demokrasinin temel kuralı hür ifadedir aslında. Şimdi biz bunun zamanı düştük zaten. Hal böyle olunca bir çocuğa hain dedirtmek, hal böyle olunca caminin içinde siyaset yapılmaz deniyor. Olumlu bir şey olsa siyaset yapısı gözlüm dese ki mesela bir cumhurbaşkanı alıp arkadaşlar netice itibariyle burası ibadethanedir. Hepimiz iyilik güzellik için buluştuk. Bana oy verip vermemeyi de bir kenara bırakalım. Gelin bugünlerde beraber olalım falan böyle bir cümleler olsa bir siyasetçi bunu söylese deriz ki ya ne güzel oraya giden Allah'ın evinde değil mi tırnak içinde bir şey söylüyor. Biz neyle karşılaşıyoruz? Dil kopartmak. Üstelik unutulan bir şey daha var. Sezen Aksu'ya sadece dil kopartma tehdidi yapıldı. Sedef'in dili koparıldı. Dil ne yapacak? Yani illa alıp kesecek hali yok ya. Dil kopartmak demek en bir insanı hapishaneye tıkmak demektir. Bu arada şunu tekrar ediyorum. Sedef Kabaş'ın söylediklerinin son derece yersiz olduğunu düşünsek bile neticede çok çok ne yaparsın? Tazminat davası açarsın. Bir kişi sonuçta bir şey, hayır, bir cümle söylemiş. Tamam, ne yaparsın yani? Dersin ki... Zaten hukukta da sadece o kadar bir cezası var. Benim ki Cem Bey ya bana hakaret ettim, ver 3.000 lira. O da deriz ki olmaz, bir ara bulucu gelir. 1.500'de anlaşırız. Hayır, avukatı gider şikayette bulunur. O kadar şey yapar, yani olacak olan budur. Siz bir insanı belli ki yine ibretlik olmak üzere ortadan kaldırıyorsunuz. Şimdi şunu bir kere bilelim. Ortadan kaldırırken pek çok kişiye gözdağı veriyor. Tabii şimdi başka gazeteci. Şimdi şunu bilelim bir kere, şunu da anlaşalım. Demokrasi kuralları, tekrar ediyorum burada ben liberal demokrasinin temel işleyişinden söz ediyorum. Demokraside Türkiye'ye öğretilen en büyük yanlış demokraside sandığın tek ölçü olduğu yalanıdır. Ya. Sandık değildir. Sandık asgari koşuldur ve genellikle sandık bütün rejimlerde vardır. Son göstergedir. Tabii, sandık. Sandık değildir kadar demokrasinin. Evet. Demokrasinin göstergesi bir, ifade özgürlüğüdür. Bu ifade özgürlüğü de genellikle iyi demokrasilerde sınırsızdır. Toplumu irkiltecek şeyler olur. Yani bir sanatçı yargılanmaz. Efendime söyleyeyim bir bilim insanı söylediğinden dolayı kenara çekilmez. Yani bir ülkede bir bilim insanı ben Tanrı'ya inanmıyorum dediği zaman TÜBİTAK'tan alınmaz. İnanmazsa da görevine devam eder. Onu ilgilendirir. Bir sanatçı Adem Havva meselesinde bir ironi yaptı diye ki Batı'da neler yapılıyor, dili kesilmeyeceği gibi. Ona beğenen dinler, beğenmeyen bunları geçiyorum. İfade özgürlüğünün sınırları çok daha geniştir. Bu bir. İkincisi örgütlü toplum meselesidir. Dolayısıyla sendikalar başta olmak üzere toplumun örgütlenmesine önü açılır ve toplanması ifadesini sağlanır. Londra'ya gidin, Trafalgar Meydanı'nda saat 11'de başlar, akşama kadar farklı gruplar söyler. Söyleyeceksin. Yani mesela şöyle bir şey, Taksim'de de olabilir. Ayın belli günlerinde belli insanlara gelip toplanır falan. Üçüncüsü, devlet imkanlarını bir parti lehine kimse kullanamaz. Yani ben şimdi şey düşünüyorum, duvar ilanları falan var, ne kadar etkili değil mi? Siz iktidar olarak 81 ildeki bütün duvar ilanlarını kullandınız, TRT'yi kullandınız. Hatta bence halkın parasıyla muhalif partiler de daha cep telefonlarınıza mesaj gönderiyor. Diyor ki işte hayırlı memlütler, hayırlı kardeşim benim paramla bana hayırlı memlüt diyor, dileme. Çok merak ediyorsan kendi telefonundan ara beni, başkandan meraklıysan, belediye başkanındaki Cem Bey hayırlı memleketler, ben de diyeyim ki sağ ol. Ama zaten kamu parasıyla bunu yapıyorsun. Ama Ekrem İmamoğlu iki afiş astı diye kamu parasını boşuna harcamaktan biliyorsunuz toplattı. Ben tamamını söylüyorum. Dolayısıyla burada denetleme mekanizması da olması gerekir ve en önemlisi. Şimdi Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan Bey tek adam da, siyasi parti liderleri çok adam mı, çok kadın mı?
Sonuçta despotik bir düzen kurulmuş durumda. Kuruluşunun problemi nerede? Anımsayın, yine hepimiz biliyoruz. Evren bizden çok genç ama biz biliyoruz. 12 Eylül'den sonraki ilk seçimlerde %10 barajından dolayı parlamentonun 1/3'üne sahip olan Özal'ın partisi 1/3 çoğunluğa sahip oldu. Dünyanın neresinde böyle bir demokrasi seçim oluyor? Seçim sisteminde zaten. Oraya geleceğim. Ya. 20 sene sonra aynı şey Adalet ve Kalkınma Partisi ile oldu. Burada insanların şunu düşünmesi gerekir. Mesela Sayın Erdoğan'ın yaşamadığı için bilmiyor. Sayın Erdoğan mesela şöyle olsa, CHP 1/3 ile parlamentonun tamamına hakim olsa sokaklarda kıyameti kopartmaz mı? Kopartır. Şimdi asıl bence kritik mesele şu. Son cümle, konu değiştireceğiz tamam. Sonra. Erdoğan, Sayın Erdoğan şunu tahmin ediyor olabilir. Tıpkı pek çok benzerlik var hakikaten Özal ve partisiyle ilgili olan. Özal'ın partisi eklektik bir partiydi. Konjüktürel bir partiydi ve bir darbe sonrasında geldi. Ecevit'in gitmesi de bir olağanüstü haldi. Eklektik bir parti ve bu iki partinin yapısı da sadece iktidar olmaya uygun. Muhalefet olma deneyimi yok, şansı da yok. Dolayısıyla Erdoğan ve çevresi muhalefet kültürüne sahip olmadığı için iktidarda kalmayı pek fazla istiyor. O yüzden de bu tür durumlar ortaya çıkıyor. Hain gibi cümleler ortaya çıkıyor. Son cümlem şu, bunun ne Erdoğan'a, ne Türkiye'ye, ne muhalefettekilere, hiç kimseye faydası yok. Olsa olsa yarın bir gün daha karanlık, daha kötü ve gerçekten birbirinden nefret eden kindar bir neslimiz olur. Onu olduğu günde hep beraber acıyla seyrederiz. Buradan kimseye fayda yok. Şimdi en büyük sorunlarımızdan biri de giderek yoksul.